Belki telif yiyebilirim. Mutfaklar baya takıldı. Mermer çarşamba günüydü değil mi? Çarşamba ya da perşembe. Okay. Böyle içleri falan hep ayarlandı. Sadece yanlış kol yollamışlar. Bir tanesini açmışız. Olmaz. Bitti. IKEA diye çıktık. Makro'ya da bulduk kendimizi. Halkınıza hayırlısı diyorum bugün için. Burası bir toptancı. Aslında buraya inşaatla alakalı bir şey almaya gelmedik. Tuvalet kağıtları indirime girdiği için geldik. Yani abimler, annemler ve bizim eve de aldık hani şimdi önden. Öyle yani her şey var. Eskiden burası çok farklı. Şimdi bayağı Cush'n'Curry gibi olmuş. Cush'n'Curry böyle toptancı oluyor yani buranın. Gayet iyi. Yine bir IKEA, yine biz. Bu sefer abim de var. Çünkü mutfak eksik gelmiş. Onları halledeceğiz. Sıra yanlış şaka gibi. Ya daha gidiyor yok ya. Ama bir dakika orası bir tent için. Peki customer service nerede? IKEA'ya gelmişken yiyecek bir şeyler alıyoruz. Bari onu yapalım. Sıra o kadar uzun ki geri dönüşüm falan yapmaya hiç girmedik bile. Gerçekten çok gıcık bir durum. Hem geri dönüş yapmak için olan yeri ve ayrıyeten customer services yani müşteri hizmetlerini aynı sıraya almışlar. Ama o sıra çok kötü. Bakacağım yani sabah böyle ilk iş falan mı gelsem diye düşünmüyor değilim. Halledebilmek için ama bilmiyorum. Şimdi de babamla bu X'e geldik. Birkaç bir şeyler gerekiyor onları alacağız. Buradan inşaata gideceğiz. Şimdi de Homebase'e geldik çünkü bu X'te aradığımızı bulamadık. Başım o kadar ağrıdı ki saçımın dipine bakın. Artık zapt edemiyorum. Baş ağrılarımı, saçım zaten kontrol dışı artık. Bakalım Homebase'de bir şeyler bulacak mıyız? Senin ağzına çıkıyorum bak. Ya bayağı çok güzel oldu ama. Daha bunun altına siyah bir raf gelecek. Ama süper. Yeah, so we use 120 here. Davlumbazla takıldı. Tabii ki de bu çıkacak. Saçlarımı bayağı kestirdim. Ama kafam hafifledi. O kadar mutluyum ki şu anda saçlarımın kesildiğinden. Artık böyle cinnet geçiriyordum. Aslında Ali'ye gidecektim. Düğünümde saçımı yapan Ali'ye. Ama saçım o kadar kötüydü ki hiç Ali ile randevu, bir de Ali benden ters tarafta çalışıyor. Onun için direkt bizim evin orada bir tane kuaför var, Black Tiara. Annem oraya çok gidiyor. Dedim ay evin şu üst sokağında, bu sabah bir şans aradım. Hemen bana randevu verdiler ve saçlarım gitti. Biz bugün işe gittik. Onun için inşaata, dün de gelmedik değil mi biz inşaata? Bakalım bugün neler olmuş. Mutfak setimiz. Wow. Çok güzel olmuş. Sink de çok güzel olmuş. Oh my god, sink. I forgot about this one. Gördüğünüz gibi kendime kocaman bir şey seçtim. Çok güzel ya. Bir tek musluk eksik. Onu da ben gidip almadım da abim acaba aldı mı? Ocakta takılmış. Takılmış mı? Yani. Yerine konmuş. Çok güzel. Burayı bilerek böyle yaptırdık. Yani yemek falan sıçradığında kolay olsun. Buralara da gelecek. Fayans gelecek küçük. Ama çok güzel oldu. Yani çok güzel. Gerçekten yani. Burayı bir önceki vlogda gösterdim mi bilmiyorum ama. Şöyle bir kurgu yapıldı. O tuvalet daha bitmedi. Yanlış tuvalet geldi çünkü. I love it. İnşaattan çıktık. Tesco'ya geldik ve aklımıza tabak çanak geldi. Bunlara başka yerden bakalım da. Slow cooker ninja var mı? Slow cooker'ımız var bizim. Biz air fryer arıyoruz aşkım. 2 set bundan aldık. 12 parçalık yemek takımı günlük kullanılması için. Tabakların kendisi şu tarzda. Beyazı. Bunlardan 2 tane aldık. Aynı o mavinin tonunda şöyle bir tas geliyor. Bir de aynı şu mavide şöyle kahvaltılık tabakları geliyor. Ve indirimde mi? Yok, Club K'da özel 15 pound'a geliyor paketi. Pretty good yani. Çip çip. Son dakika karar değiştirdik çünkü şu çok hoşumuza gitti. Şöyle. Ama burada boksu yok. İnternetten sipariş etmeye çalışacağım ve boksların tanesi 10 pound daha fazla. Bu 33.50, 12, 15 daha fazla. Ama öyle yani. Şu set alacağımız. Paskalya bayramı sona erdiği için bütün yumurtalar indirime girmiş. Şöyle bir göz atıyoruz acaba hangisini alsak diye. Selamlar herkese. Şu anda eve geldik. 2-3 gündür eve gelmiyorduk. Çünkü aslında inşaatın çalışanların çoğu diyeyim başka bir inşaattalar. Bizim burada bir kişi boya falan yapıyor böyle, Nurettin amca. Ama son şöyle bir update vereyim. Çünkü aşağı kat çok tatlı görünüyor şu anda. En son göstermiştim. Böyle setimiz takıldı. Sadece buranın fayansları kaldı yapılması gereken. Şöyle bugün de eve geldik ve seçtiğimiz bu boya rengi bu ara yerlere yapılmış. Mutfağın sadece şu panelleri eksik. Şu üstte gördüğünüz gibi bu tarafa da gelmesi gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Çok tatlış değil mi? Çok güzel olmuş. İbo bize vlog için bir şey göstermek istiyor. Bu arada yatağımız falan her şey böyle evin içinde şu anda box her şey. Evet. Yatağı aldığımda şey yaptılar. Offer ver. Offer verdiler. Hıçkırık değil aşkım, hıçkırık. Hıçkırık. Offer verdiler. Buna evet. Normalde bilmiyorum ne kadar olduğunu da. Tamam, açabilir misin? Çünkü yani bize box gösteriyorsun sadece. Mi bu ne lan? Wireless speaker. Subscription mı yaptın? Her ay 15 lira veriyorsun ve her ay sana ayrı bir şey gönderiyorlar. Ha ki küçük bir speaker gelmiş. Kaç lira acaba? Çok merak ettim. 15 lira verdim. Çünkü 5 liralık bir speaker göndermiş olamazlar herhalde. Yok be sanmam. Tatlı bir şeye benziyor. Bu arada gerçekten en son vloglarda ne gösterdim bilmiyorum ama İbo'nun... bunlar ne İbo? Sonos. Evet. Speakerleri de takıldı. Party. Ve artık çoraplarımızdayız. Merdiven çok dardı. Merdiven evet çok dardı. Şimdi ayağımız biraz daha rahat. Daha biraz daha değil. Full basabiliyorum artık merdivene. Yay çok güzel. Halılarımız böyle. Yatak odasının şeyi. Buranın içine kadar yapmış süper. Bu kapıyı açmakta tabii zorlanıyorum ama. Oğlum çok pofuduk lan. Çok güzel. Brandy de Cloud Nine. Underlay şey ama. Ondan sonra şöyle. Kamera kalitesi çok düşüyor çünkü buraların daha ışıkları yok. Banyoyu da zaten daha önceki vloglarda göstermiştim. Sadece şu alt siyah panel şunun altına takılacak. Ondan sonra da aksesuarlar işte şampuanlık, tuvalet kağıdı tutacağı falan takılması gerekiyor. Onun haricinde her şey süper. Çok tatlış oldu burası. Buraya şöyle ufak bir tekerlekli bir şey buldum Amazon'dan. Onu almayı planlıyorum ama yarın burayı ölçmem lazım. Ondan sonra aynı şekilde bunu ittirirsem buraya da şeyleri koyabilirim. İşte deterjan, metarjan. Şu anda İbo bir şeyler açıyor. Ve bunların Türkçesi ne? Soket. Soket olamaz Türkçesi. Priz mi oluyor bu? Priz, evet oluyor. Hepsini bu renkte seçtik. İşte mesela buraya bir tane gidecek. Şuraya falan. Ha, ondan sonra 5 tanesini de böyle USB'li seçtik. Kendi telefon siyah, şarjı falan. Evet, içi siyah. Beyaz olacaktı ama yok olduğu için şey yaptık. Yani stokta yoktu değil mi? Yeah, o yüzden dedim hani siyah. Bence siyah aslında daha güzel, biliyor musun? Yeah, siyah daha güzel. Ben seçmedim zaten siyahı da beyaz. Sadece dedim yani. Stokta ne varsa onu ver. Kesinlikle. Bir de aslında düşünürsen yani dolapla falan, dolabın bütün kulplarıyla, koltuk geliyor. Beyaz. Neden beyaz aldın? Görünmeyen yerler niye siyah olacaksın ki? Ha, görünmeyen neresi mesela? Boylar için. Ha. Şu odanın içi için. Aa, okay. Ne gerek var siyah? Siyah ne yapsın zaten? Şu odanın içi dediği de merdivenin altı bu arada. Orayı da full her şey bitince bir düzen yapıp orayı hani erzak dolabı olarak, işte ne bileyim Dyson falan onun içinde kalabilir. Bunlar da lambaların şeyleri. Bu böyle şey. Bu nedir? Ha, bu şey. Şuraya gelecek olan çalıştıran. Neler eksik? Demo olarak eksik. Ha, dönen şeyler. Aynen. Çünkü biz buradaki lambaların hepsini ayarlamalı yaptık. Çünkü ben sürekli ofis lambasının altında oturmaktan gerçekten bu lambalar çok gözümü yoruyor. Bayağı... Ama spot'tan da vazgeçemiyorum. En sevdiğim şey. Avize sevmiyorum yani. Sadece böyle yemek masasının üstüne gelen avizeleri seviyorum ama onu da biz yani şu anda öyle bir şey planlayamazdık. Onun için. Bu üçlü nerenin? Bilmiyorum. Gelişe büyük ihtimal. Ha, maybe. Açık kapatmak için aşağıya bir tane. Tırnaklarımı da Allah rızası için Demet'in düğünü olsa da yaptırsam artık. Öyle yani. Tamam, aslında evde hala yapılacak çok şey var. Zaten temizlik bayağı var ama oluyor. Bence önümüzdeki hafta artık yavaş yavaş buraya geçiş yapmaya başlayabiliriz gibi düşünüyorum. Umarım da öyledir. Düğünden bugün tam, pardon, nikahtan bugün tam 1 ay oldu. Onun için çok hızlı gidiyor. Yani 2 iş yapmalarına rağmen gerçekten çok hızlı ilerledik. Hepsinin emeğine sağlık. Bizi araya sıkıştırdılar. Bu kadar iş yapıldı. Yoksa inşaat aslında daha şeyler de gelmiş. Şu anda falan başlayacaktı. En panolar. Haha, IKEA'nın orderi de Estral'le gelmiş. Ne gelmiş? Şey için. Dishwasher. Dishwasher için. Süper. Öyle yani. Şu anda yani ev hala böyle. Is that broken? I don't know if it's broken ama bayağı büküp göndermişler yani. Bilmiyorum bükülmesi mi gerekiyor bunların ama sıçmışlar ya ağzına. Ah, bak. Aa. Açsana onun hepsini. IKEA'nın, affedersiniz ama ağzına tüküreyim. Böyle iş mi yapılır? Sadece bu parça için sipariş verdik. Çünkü bulaşık makinesi sığmıyor. Ve adamlar gidip büküp kırıp yani böyle şu şekilde bize bunu yolladılar. Gel de şimdi IKEA ile uğraş bir de. Customer servislerine bekliyorsun 3 saat. Yapacağım. Bu koşuşturma arasında aslında vlogların ne başına ne sonunu doğru düzgün ayarlamadığımı fark ettim. Ama bu vlogun hiçbir şekilde bir sonu yok. Onun için ben bu vlogu burada bitireceğim. Bir sonraki vloga geçeceğim. Çünkü bu bayağı uzun olmuş. Kanala abone olup yorum yapıp videoya like atmayı unutmayın. Ve bu noktaya kadar seyrettiyseniz de çok teşekkür ederim. Görüşürüz.